Evet arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol paça cepli pantolon dikeceğiz arkadaşlar. Ve kemerimizi sonradan takacağız, lastiğimizi yani. Böyle bir kumaşım vardı. Böyle bir şey yapmak istedim arkadaşlar. Size de göstermek istedim. Evet, başlıyoruz şimdi. Her zaman olduğu gibi ben kendi ölçülerime göre yapacağım. Kendi ölçülerimi almıştım. Şöyle başlıyoruz. Öncelikle düz bir çizgi çekiyoruz. Bakalım görünüyor mu? Görünüş açımıza bir bakalım. Evet, güzel gözüküyor. Biraz daha şöyle alırsa daha iyi gözükecektir. Evet, bir daha bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Önce şöyle kumaşımızın üzerini düzeltiyoruz. Kumaşımızı tabi böyle önce ikiye sonra dörde katladık arkadaşlar. Kapalı olan taraflar benim önümde. Kumaş kenarı burada. O fark etmiyor zaten çünkü yanlarda dikiş olacak. O yüzden kenardan şöyle 1 santim referans çizgisi olarak alacağız. Evet arkadaşlar, kemerimizi de sonradan keseceğiz, ayarlayacağız arkadaşlar. Öncelikle oturuş yüksekliğimizi alıyoruz. Kemerini sonradan takacağımız için lastik payı vermiyoruz. Benim oturuş yüksekliğim 28'di. 28 alıyoruz. Ve mezromuzu kaldırmadan pantolon boyumuzu alıyoruz arkadaşlar. Ben pantolon boyumu 100 yapacağım. Artı kemer eklenecek arkadaşlar. Evet, şöyle çiziyoruz hemen. Siz de kendi ölçülerinizi alın. Belinizin ölçüsünü alın. Vermek istediğiniz bolluğu verin ve dörde bölün belinizi, baseninizi. Mesela bolluklar 2 santimden 12 santime kadar, 10 santime kadar olur arkadaşlar. Bu pantolon olduğu için ben 2 santim veriyorum, fazla vermiyorum bolluklarımızı. Oturuş yüksekliğimizde sandalyeye oturuyoruz, belimizle sandalyeye gelen yeri ölçüyoruz ve ölçümüzü bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bilmeyenler varsa diye söylüyorum. Benim oturuş yüksekliğim 28. Evet arkadaşlar, onu düştük, işaretledik. Şimdi bu 28'i düz uzatıyoruz. Oturuş yüksekliğimizi düz bir şekilde uzatıyoruz. Ve bu oturuş yüksekliği çizgimizin üzerinde basenimizin ölçüsünü buluyoruz arkadaşlar. Benim basen ölçüm 30 santim. Otuzu buradan işaretliyoruz. Ve şöyle bakıyorum, kumaşım ne kadar el veriyor? 10 santim. 10 santim de bize A için yeterli arkadaşlar. Bol paça olacağı için. Bu basenimizi yukarı doğru düz uzatıyoruz. Ve bunun üzerinde de A'dan çıkmış olduğumuz 10 santimi işaretliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bunu şöyle düz bir şekilde birleştiriyoruz. Ve bunu ölçüyoruz. Ortasını buluyoruz arkadaşlar. 15 santim 7,5'tan. Bu ortayı da şöyle çiziyoruz. Bunu bulmaktaki amacımız ağımız düzgün olsun diye. Evet arkadaşlar. Buradan 1,5 santim aşağıya düşüyorum ve
Şuradan da 1 santim içeri giriyorum. Buradan şu şekilde bakın, şöyle bir santim içeri girdiğim yerden bu şekilde şöyle ağımı çiziyorum. Evet arkadaşlar, benim belim 28 santim. Fakat ben buna önlerden birer tane pile yapacağım için bunu da 30 santim yapıyorum. Şöyle önlerde küçük birer pile olsun istiyorum. Şu şekilde şöyle çıkıyorum. Evet. Paça genişliğimi de oldukça geniş istiyorum arkadaşlar. Şöyle 38 düşünüyorum. Şöyle 38'den işaretimi alıyorum. Ve düz uzun cetvelimizle bunu bu şekilde, hatta ağımızın geldiği gibi de düz inebiliriz aşağıya, daha güzel olur. Şöyle paçamızın genişliği 40 falan oldu herhalde. Böyle düz de inebiliriz. Böyle bir deneyelim. Böyle daha güzel olacak gibi geldi. Evet, şurayı şöyle. Evet arkadaşlar, bu ikisi de aynı olacak. İkisi de ya ön ya arka olacak. Birinde düzeltme yapacağız tabi. Bu üstteki ön olsun, alttakini arka yapalım. Arkamızı ne yapacağız? Buradan ya da bunu arka yapalım. Şöyle şu 2 santimi düz çıkalım. Altını böyle pile payı vererek çıkarız. Evet arkadaşlar, ben buna kalın lastik takacağım. Ve şuradan da kemerimi yapmak istiyorum. Kemerimi şöyle bir 15-16 santimden çiziyorum. Evet, 16 santim yeterli gelecektir. Gelmese bile ayarlarız onu arkadaşlar. Şöyle düz çiziyorum. Evet, şuradan kemerimizi kesiyoruz. Şu da pantolon boyumuz. Pantolon boyunuzu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi şuradan 1 santim içeri girerek belden aşağıya doğru kesiyorum. Evet arkadaşlar. Yanını 4 kat kestim. Paçasını da kestim. Fakat buradan 2 katını kesiyorum arkadaşlar. Şöyle burayı arka yapacaktık. Şöyle ağımızı oyuyorum. Arka ağımızı oyuyoruz. Bu kenarındaki çizgiyi de düzeltiyorum. Kumaş kenarını düzeltiyorum. Kumaş kenarları düzgün olmuyor dikişte. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bizim arkamız oldu. Ve şimdi önümüzü çiziyoruz buna göre. Önümüzü şöyle şuradan biraz pile payı çıkarıyoruz. Şu şekilde ağımızı çiziyoruz ve aşağıya doğru düz çizerek iniyoruz. Evet. Şimdi arka kalıpla işimiz bitti. Bu bizim arkamız. Ön kalıpta yapmamız gereken şeyler var. Mesela buradan
bir 3 santim aşağıya düşüyoruz. Şuradan da 2 santim içeri giriyorum. Buradan da 1 santim alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan yan dikişten 0 giriyoruz. Oldukça gördüğünüz gibi pratik ve kolay. Şöyle giriyorum. Buradan ağımı kesiyorum. Ön ağımı da biraz küçültüyorum arkaya göre. Evet arkadaşlar. Şimdi bu önümüz oldu. Önümüzde pile yapacağım yeri ayarlıyorum. Şöyle. Şurası ortaya geliyor. Bu ortaya. Şöyle bir çıt atıyoruz. 1,5 santim buraya. 1,5 da buraya. 1,5. 1,5 da buradan. Şöyle 1,5. Buralara çıt atıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Kesimimiz bu kadar arkadaşlar. Dikmeye geçeceğiz. Ha pardon, cebimiz var. Cebimizi unutuyorduk. Cep içinde önümüzün yan tarafına şuradan 7 santim işaretliyoruz. 7 santim. Yandan da aşağıya şöyle, ben biraz derin istiyorum. Şöyle 20 santim olsun. 20 santim. Şimdi burayı şöyle göz kararı yuvarlıyoruz arkadaşlar. Evet. Göz kararı yuvarladım ben cebimizi ve kesiyorum. Evet, cebimizi kestik arkadaşlar. Şimdi cebimize torba keseceğiz. Şöyle kumaşımızı koyuyoruz. Ön cebimizi de koyuyoruz şöyle. Şu şekilde. Bu yanın devamını çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ve şöyle. Buradan şöyle şuradan alıyoruz. Buradan aşağıya da kumaşımız ne verirse 7 santim veriyor. 7 santimden çiziyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Gayet basit. Bu da cep torbamız. İki kattan kesiyoruz. Evet, ceplerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi buraya biye geçireceğiz. İlk önce pilemizi yapacağız. Biye geçireceğiz. Biye geçirdikten sonra bu cep için kestiğimiz kumaşı alacağız. Şu şekilde buraya dikeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle geldiği yere dikeceğiz. Buraya bir çıt atıyorum. İşareti olsun diye. Bu çıtı karşılığına da alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Anlaşılır olması için şöyle sabunla işaret alalım. Evet arkadaşlar, önümüz, arkamız, cebimiz ve kemerimiz hazır arkadaşlar. Kemerimizi de belimize göre ayarlıyoruz.
Bunu diktikten sonra bunun beline göre de ayarlayabiliriz arkadaşlar. Sonuçta lastik takacağız. Dikişe geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi pantolonumuzu dikmeye başlayacağız. Öncelikle ön bedenlerimize, ceplerimizden başlıyoruz. Burası cep kapağı olacak. Cep kapağı için 4 santimlik bir biye kestim bu şekilde. Biyemizin düz yüzünü cep kapağımızın tersine yerleştiriyoruz ve bu şekilde burayı dikiyoruz arkadaşlar. Bakın, düz dikiş makinesinde biye yapma işlemi. Şimdi bunu bu şekilde buraya dikiyoruz. İpimizi tabi kaçırdık. Ben bunu hep yapıyorum. İpimizi kaçırdığımız için takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, cep kapağımız olan yeri, cebimizin kapak olan yerini böyle koyduk. Tersi bana bakıyor. Biyemizin düz yüzü de oraya bakıyor arkadaşlar. Şu şekilde biyemizi hafiften çekerek dikiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biyemizi taktık. Şimdi tekrar bunu yatırıyoruz. Bakın, bu dikiş parlarını bu tarafa doğru yatırıyoruz. Burayı tekrar biyemizi katlıyoruz. Böyle buradan dikiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde biyemizin üst dikişini yapıyoruz. Evet arkadaşlar, biyemizi katlıyoruz dikişimizin üzerinden. Şöyle dikişimizi takip ederek biyemizin düz yüzünü kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, biye takmayı bilmeyen arkadaşlarımız için güzel bir püf noktası. Bunları atölyede reçmelerde, bir aparatlarıyla reçmelerde otomatik takıyorduk. Ama şimdi evde olunca ev tipinde bu şekilde takılıyor arkadaşlar. Ve bakın, gördüğünüz gibi sanki reçmede takılmış gibi. Hiçbir farkı yok. Şöyle gösteriyorum size. Gayet güzel bir cep kapağı oldu. Gördünüz mü arkadaşlar, biyemiz çok güzel oldu. Videomuz zaman almaması için ben diğer biyeyi takacağım. Ama önce bunun torbasını dikelim arkadaşlar. Cep torbasını da göstereyim. Sonra diğer paçamı ben yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi bunlar da cep kapaklarımız. Bu ters tarafın cebi. Şimdi cep kapağımıza biyemizi taktık. Gördüğünüz gibi. Biyemizin fazlasını keselim. Bu da cep torbamız. Cep torbamızı da şu şekilde işaret aldığımız yerden koyuyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Buraları tutturuyoruz arkadaşlar. Bakın. Öncelikle şuraya bir dikiş atıyorum. Cebimizin bele gelen kısmı. Burayı tutturuyorum. Burası tamam. Şimdi de yana gelen yerimizi tutturuyorum. Bakın, burada sabun işaretimiz var. Burayı tutturuyorum, kenarını.
Evet arkadaşlar, kenarını uçtan tutturdum. Şimdi bunu böyle çeviriyorum. Tersinden devam edeceğim dikmeye. Şurada gördüğünüz gibi cebimizi ucundan tutturuyoruz arkadaşlar. Bakın cebimizi tutturduk. Yeri belli artık, dikilecek yeri. Şöyle. Basit bir ceptir bu arkadaşlar. Pijamalarda falan genelde böyle basit, kolay. Hazırlarda da böyle, pazarda satılan pijamalarda, polarlarda yapılan cep şeklidir, eşortmanlarda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın cebimiz hazır. Evet, şimdi burada bir de pilemiz vardı. Ben bu önde pilemizi de göstereyim size arkadaşlar. Şöyle küçük bir pileydi. Bu pilemizi de şöyle çıtları üst üste getiriyoruz. Şuradan bir 3-5 santim dikiyoruz. Şuradan şöyle dikiyoruz. Ve bu diktiğimiz pileyi şöyle çeviriyoruz. Ortasını şöyle dikişe getirip şöyle buradan bir de buradan dikiş tutturuyoruz. Evet arkadaşlar, bakın pilemiz de hazır. Böyle ütüyle ütülenecek pile de oldu. Cebimiz ve pilemiz hazır. Ben çok vakit almamak için diğer tarafı hazırlıyorum. Ağları birleştiriyorum. Komple pijamayı birleştiriyorum. Lastiğini takarken geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıra kemerimize geldi. Lastiğimizi yuvarladık. Kemer parçamızı birleştirdik ve şimdi şu anda lastiğimizi kemerin içine takıyoruz arkadaşlar. Bunda dikkat etmemiz gereken, lastiği dikişe tutturmayacağız. Bu şekilde birleştiriyoruz. Kumaşımızın iki ucunu bir araya getiriyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Lastiğimizi tutturmadan kapatıyoruz. Şöyle tutuyoruz. Lastik içinde. Dönük takmıyoruz. Düzgün takıyoruz. Evet arkadaşlar, lastik kemerimizi hazırladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde kemerimiz hazır. Şimdi bunda tek bir dikiş var arkadaşlar. Bu dikişi tutuyoruz ve dikmiş olduğumuz pijama pantolonumuzu, gördüğünüz gibi cepleri, pileleri, ağını diktim, yanları kapattım. Her şey hazır arkadaşlar. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Ve dikişimizi yana getiriyorum. Kemerimdeki dikişi yana getiriyorum. Arkaya da getirebilirsiniz. Ben yana getirmek istedim. Şöyle tutuyoruz. Ve birleştiriyoruz arkadaşlar. Kemerimizin dikişinin 1-2 milim yukarısından
bedene tutturuyoruz. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle kemerimiz zaten belimize göre ayarlamıştık. Şöyle tutuyoruz. Ve biraz bedenimiz bol geliyor. Onu hafiften yediriyoruz. Kemerimizi çekerek. Takıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kemerimizi belimize tutturuyorduk. Şöyle. Hızlıca tutturayım. Ben kemerimizi takayım, overlock'unu çekeyim, bitirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bol paça pijamamız bitti. Pantolonumuz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok şık. Dökümlü. Bakın arkadaşlar. Bol paça. Cep detayı. Gördüğünüz gibi cep biyesi. Plesi önünde. Gördüğünüz gibi çok harika oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kalın lastiğimizi taktık. Ve çok şık oldu. Siz de kendinizi çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Cep detaylı, pileli pijama pantolonumuz hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız aboneliklerinizi bekliyorum. Lütfen abone olun, beni destekleyin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.